İbrahim Karagül Türkiye için artık savunma siyaseti dönemi kapanmıştır. Bir süper gücün doğuşu bu. Onlar gördü, siz de görün. Ekonomi, siyaset ve güvenlikte psikolojik karartmaya kanmayın. Sınırlarına çekilen Türkiye yaşamaz. Türkiye'yi küçültelim diyor onlar. Türkiye için savunma siyaseti dönemi kapanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve Cumhuriyet'in inşasından sonra Türkiye, bu coğrafyada yüzyıllarca süren devletler sürekliliği içinde yeni bir aşamaya geçmiştir. Biz buna uzunca bir süredir yeni yükseliş dönemi diyoruz. Kuruluş dönemi tamamlanan Türkiye, tam da küresel sistemin parçalandığı, güç iktidar alanının dağıldığı bir dönemde bir tarih aralığı yakalamış, kadim devlet aklını ve millet ferasetini devreye sokmuş, güç inşa eden en önemli ülkeler arasına katılmıştır. Yeni yolculuk ve şer ortaklıklar İddia ve güç inşası her alanda. Milletimizin siyasi aklımızın bu yeni yolculuğu her ne kadar içeride bazıları tarafından henüz kavranamamış olsa da, bazıları ise süreci durdurmak için dışarıda umutsuzca ortaklıklar kurmuş olsa da, tarihin akışı artık bu yöndedir ve hiçbir gücün ve teşebbüsün bunu durdurması mümkün olmayacaktır. Savunma dönemi sadece güvenlik olarak algılanmamalı. İddia ve güç inşası her alandadır siyasetten ekonomiye, güvenlikten diplomasiye, teknolojiden insani yardıma, küresel eğilimlerin her alanından toplumsal refah artışına kadar Türkiye her alanda iddiasını ortaya koyan, arkasında duran, 21. yüzyılın boşluklarını hakkıyla dolduran ve bu amaçla çok büyük mücadele veren bir ülkedir. Berat Albayrak, Ekonomik Mücadele Çok Uluslu Karartma İçeride terörle dışarıda çok uluslu çevreleme ile mücadele ederken aslında ekonomik alanda tarihin en ağır saldırılarına maruz kaldık. Bir nevi ekonomik istiklal mücadelesi verildi, veriliyor. Burada Berat Albayrak'ın verdiği mücadeleye karşı dışarıdan ve içeriden organize edilip yürütülen, toplumsal psikolojiyi hedef alan yaygın bir karartma uygulandığını, ince ayarlı bir proje çalışıldığını söylemek herkes için hakkı teslim etmektir. Çok az ülke böylesine çok uluslu ekonomik saldırılara maruz kaldı. Çok az gelişmiş ülke bu kadar ağır saldırıların altından kalkabilirdi. Bu tür saldırılara uğramamasına rağmen İspanya, İtalya ekonomileri çökerken Türkiye 15 Temmuz'la ölçüşebilecek ekonomik saldırılarla kuşatmalarla yüzleşti. İçeride sağlam zemin, dışarıda güç inşası bu. Cesaret ve kararlılıkla Böylesine ağır saldırıların üstesinden gelmek, çöküşü engellemek, üstelik hızla silkinip toparlanmaya dönük radikal adımlar atmak ekonomide de savunma döneminin kapandığına işaret eden yöntemler sayesinde oldu. Saldırılar amacına ulaşsaydı, Suriye'de terör koridorunda, içeride terörle mücadelede bugün Akdeniz'deki mücadele verilemeyecek, bir Türkiye inisiyatifi inşa edilemeyecekti. Türkiye için savunma siyaseti dönemi kapandı derken çok kapsamlı bir yeni durumdan söz ediyoruz. Önce böyle bir aklın inşa edilmesinden, parti politikalarının çok üstünde bir siyaset, tarih kimliğinden, bu yönde bir karar verilip sağlam bir yol çizilmesinden, coğrafi tezlerin ve hafızanın hatırlanıp 21. yüzyıl dünyasına uyarlanmasından, cesaret ve kararlılıktan, içeride sağlam zemin, dışarıda ise güç alanı oluşturulmasından söz ediyorum. Direnç hattını içeriden dışarıya taşımak Akıl Koordinasyon Mücadele. On yıllardır kendini içeride savunan, Doğu Anadolu dağlarında savunan, Ege'nin turizm şehirlerinde savunan, ülkenin sınırlarında savunan Türkiye'nin savunma direnç hatlarını içeriden dışarıya taşımasından, sınırlarının sıfır noktasından coğrafyanın köşelerine taşımasından söz ediyorum. İçeride terörle mücadele, sınırların güvenceye alınması, İran sınırından Akdeniz'e uzanan çevreleme planlarının çökertilmesi, Akdeniz'de onlarca ülkenin Türkiye'yi dışarıda bırakan planlarının suya düşürülmesi, Libya'dan Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne kadar inisiyatif alanının oluşturulabilmesi bir aklın, çabanın, koordinasyonun göstergesidir. Macera içeride savunmaya mahkum olmaktır. Bu da Türkiye'yi küçültelim demektir. Libya'daki durum ve Akdeniz'deki Türkiye inisiyatifi işte bunun göstergesidir. Hiç kimse bunu küçümsemeye, sulandırmaya, basitleştirmeye, macera gibi pazarlamaya kalkışmasın. Libya'da ne işimiz var diyen kim varsa bir başka ajanda için kamuoyu oluşturuyor demektir. Macera, Türkiye'yi bu alanlardan çekmek, içeriye kapatmak, savunmasız bırakmaktır. Macera, Türkiye'yi yeniden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki dağlarda, sınırlarımızın sıfır noktasında savunmaya mahkum etmektir. Macera, Türkiye'yi Ege ve Akdeniz kıyılarına hapsetmek demektir. Oysa Türkiye'nin bu halde kalma lüksü ve imkanı artık yoktur. Küresel iktidar parçalanması Türkiye gibi en zor coğrafyada bulunan bir ülkeye böyle bir hak tanımıyor. Bu halde kalalım diyenler bu ülkenin küçültülmesine razı demektir. Zor oyunu bozar dönemi bu. Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Elini nerelere kadar uzatabiliyorsan o kadar güçlüsün dönemindeyiz. İttifakların, blokların ülkelere gelecek garantisi vermediği bir dönemdeyiz. Türkiye'nin güç biriktirme, nüfuz alanı oluşturma, coğrafyasıyla bütünleşme, üzerimize gelen fırtınalara karşı savunma yerine taarruza geçme dışında hiçbir seçeneği yoktur. Amerika'dan Avrupa Birliği ülkelerine, Rusya'dan bölge ülkelerine kadar her ülke ve güç Türkiye'nin kendi bölgesinde ve küresel ölçekte müthiş bir güç inşa ettiğinin farkında. Bazıları bunu takdir ediyor, bazıları da durdurmaya çalışıyor. Türkiye düşerse coğrafya düşer. Güçlü bir Türkiye rüzgarı esiyor. Yunanistan'dan, Mısır'dan, AB ülkelerinden, Amerika'dan gelen sinyallere göre Türkiye'nin Akdeniz'de inisiyatifi büyük oranda eline aldığından endişe ediyorlar. Enerji kaynaklarından deniz haritasına, bölgenin yeniden paylaşılmasına kadar bir güçlü Türkiye rüzgarı esiyor. Bu ülkeye gönülden bağlı herkes bununla gurur duymalı. Coğrafyanın tamamını hedef alan yeni istila dalgası kıyılarımızı hedeflerken kimse bizden savunma hattımızı sınırlarımızın sıfır noktasında, kıyılarımızın sıfır noktasında Anadolu içlerinde kurmamızı beklemesin. Türkiye düşerse bütün coğrafya düşer ve 100 yıl daha ayağa kalkamaz. Coğrafya tamamen düşerse Türkiye düşer ve bugünkü fırsatı onlarca yıl daha bekler. Bir süper gücün doğuşu. Türkiye'nin Libya, Suriye, Akdeniz politikaları bir bütündür. Libya'da, Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde yoksan Anadolu'da tutunamazsın. Dışarıdaki öfkeyle içerideki ihanet ortaktır. Öyleyse Türkiye bütün bunların üstünden geçerek yoluna devam etmelidir, edecektir de. Artık içe dönük değil dışa dönük, artık savunmaya dönük değil taarruza dönük bir Türkiye vardır ve olacaktır. Türkiye'nin bu güç inşası bütün bölge için kurtuluştur. Aslında dünya yeni bir süper gücün doğuşuna tanık oluyor. Biraz dışarıdan bakın anlayacaksınız. İbrahim Karagül Yeni Şafak